Tatil palyaçolar, perili evler ve cadı meclisleri gibi gizemler, GTA Vice City içinde oyuncuyu kendi oyun akışından koparıp kapkaranlık, berbat bir dünyanın içine çeken gizemlerden sadece 3 tanesidir. Ama her biri kendi içinde insanın o renkli ve ışıltılı şehre aynı gözle bir daha bakmamasına neden olur. Ta 1886 yılından beridir gelen uğursuz bir miras, oyunun içinde kimsenin görmek istemediği bir detayı bambaşka bir korkuya çevirir. Gizemli ve yabancıl varlıklara tapan cadılar, şehrin her tarafına, her kesimine, her katmanına dokunacak kadar yakındırlar. En tüyler ürpertici olanı ise katil bir palyaçonun en sinsi yollarla sayısız günah işlediği, hastalığını, manyaklığını, dengesizliğini en vahşi şekilde oyunun her yerine yaydığı söylentisidir. Vice City'nin tekinsizliği basit cümlelerle anlatılamaz ama bugün bu dünyanın derinlerine inecek, bu gizemlerden pek bilinmeyen ama en az diğerleri kadar korkunç olan 3 tanesini anlatacağım. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA Vice City Gizemleri 2. bölümüne hoş geldiniz. Romero apartmanlarının içinde Funeraria Romero mezarlığının hemen dibinden sadece mezarların yanından giriş yapılabilen 252 numaralı bir ev bulunur. Oyuncular evin pencerelerinden birinde soluk renkli bir kafanın görülebileceğini veya pencerenin dokusunda bu beyaz figürün seçilebileceğini söylerler. Evin kendisini andığımız sayı ise oyuncuların verdiği bir isim değildir. Duvarın üzerindeki tabeladan anlaşılacağı üzere burası oyun içinde gerçekten de 252 numaralıdır. Aslında GTA serisi içindeki pek çok küçük gizemin paylaştığı önemsiz bir detay seviyesindedir. Ama işin içine bambaşka bir durum daha girer. Bu evin aslında Ralph Adams adlı çok bilinmeyen eski bir yazarın 252 numaralı ev ismindeki öyküsüne bir gönderme olduğu düşünülür. Paris'te yine 252 numaralı bir binada geçen bu öyküde lanetli olduğu söylenen tekinsiz bir mekana giren 3 kişinin başından geçenler anlatılır. Evin numarasının 252 olmasına ek olarak hikayenin 1886 yılında geçmesi ve Vice City'nin de bundan tam 100 yıl sonrasına 1986'ya denk gelmesi de oyuncuların bu gizemi daha tutkulu bir şekilde tartışmalarına neden olur. Evin pencerelerinde veya kapısında görüldüğü söylenen şeklin aslında bir hayalete veya paranormal bir varlığa değil de devasa bir örümceğe ait olduğunu iddia eden oyuncular da vardır. Ama bu durum iddialardan öteye geçemez. 252 numaralı ev hem oyunun içinde yer aldığı garip ve ürkütücü konumuyla hem de bağlantısı olan dehşet verici korku hikayesiyle Vice City'nin en ürkütücü gizemlerinden birisidir. Ama oyuncular arasında hak ettiği kadar bir yer bulamamasının bir nedeni de gizem avcılarının bu konuda araştırma yapma güdülerini yeterince gösterememeleridir. En azından bu Vice City gizem dosyası benim ölüme gelene kadar. Cadılar bütün gerçeklikleriyle Vice City'nin içinde yer alırlar. Onları oyunun radyo istasyonlarından dinleriz. Onlarla sokaklarda karşılaşırız ve kendilerinden hikaye akışı boyunca görev bile alırız. Bir kısmı kendi gizemli varlıklarını saklar, kuytu köşelerine çekilir. Bir kısmı cadılar meclisi kurarak bu gücün altında hareketlerini sürdürür. Bir kısmı da zaten hep güçlüdür ve bu güçlerini oyunun dünyasına müdahale etmek, dünyayı kendi niyetleri çevresine döndürebilmek için kullanır. Hint mitolojisinden gelme bir gizem olan Pikal Peri'nin Vice Point'teki parklarda okaliptüs ağaçlarının çevresinde insanlara musallat olduğu söylenir. Yaşarken cadılık yaptığından bahsedilen bir hayalet gelindir aslında. Bir diğer iddia da Ocean Beach'teki terk edilmiş deniz fenerine dadandığı söylenen bir cadıdır. Oyuncuların sadece deniz feneri cadısı olarak adlandırdığı bu varlık oldukça popüler bir gizem olsa da varlığı daha kanıtlanamamıştır. Oyunun radyo istasyonlarında bazen cadılar hakkında bilgi verildiği duyulabilir. Bu radyo istasyonlarından Vice City'nin içinde varlığı somut ve aktif bir cadılar meclisinin olduğunu açıkça öğreniriz. Ortaya çıkan detaylardan bu meclisin içindeki en az iki cadının ismini görebiliriz. Getsemane ve Phil ismindeki bu varlıkların tam olarak kim olduğunu öğrenmemiz ise mümkün değildir. Oyun boyunca karşımıza çıkan insanlardan herhangi ikisi olabilirler. Meclisin kendi düzeni, kendi inançları ve hatta kendilerince benimsedikleri Yunan mitolojisinden gelen Medusa isimli bir yol göstericileri bile vardır. Vice City içindeki en ünlü cadı ise Antipolet'tir. Evin duvarlarındaki görsellerden karakterin tapındığı varlıkların kimler olduğunu anlarız. Hatta bazen oyun hata verdiğinde
oyuncu kendini Polet'in evinin bodrum katında bulabilir. Eğer bu yaşanırsa oyuncunun o yeraltı katında bir ölü beden, hatta bir zombi görme ihtimali bile vardır. Polet'in tapındığı varlıklar arasında Siren, Bosso, Erzuli ve Damballa gibi isimler yer alırken, üç boynuzlu boğa diye tanımladıkları bir figür de oldukça öne çıkar. Hikayede ve görev akışında da önemli yerlerde bulunan bu karakter, oyuncu ile tanıştığında ''Ölüler senin hakkında konuşuyor Tony'' diye atıfta bulunur. Çok tehlikeli birisidir ve Juju Scramble adlı görevde bir iksir hazırlayarak Tony'yi kontrol altına alarak ona kendi kirli işlerini yaptırır. Hatta Vice'de oyunun kullanma kılavuzunda bile Antipolite gönderme yapılır ve bu paranormal konulardaki uğursuz yetenekleri doğrulanmış olur. Bir tanesi Leaf Links ile Downtown arasında, bir tanesi de Washington Beach yakınlarında olmak üzere Vice City içinde iki farklı noktada ayağı betonla kaplanıp denize atılmış kişiler görülebilir. Cansız bedenlerinin durumundan hala bozulmamış oldukları ve dolayısıyla daha yeni denize atıldıkları varsayımı yapılabilir. Ayaklarının betonla kaplanıp denize atılmış olmalarından ve sadece iç çamaşırları üstlerine bırakılmış olmalarından yaşanan olayların oyundaki organize suç ile bağlantılı olduğunu söylemek tutarlı olacaktır. Oyunun final görevinde Ken Rosenberg'in Forelli ailesinin ona betondan ayakkabılar getireceğini söylemesi bu olayların doğrudan Forelli ailesiyle bağlantılı olduğunu gösterir bize. Suların dibinde ölü halde duran kişilerin modelleri Ocean Beach'te dolaştığı görülen bir karakter temel alınarak yapılır. Ama kurbanların kimliği hakkında elimizdeki tek bilgi kırıntısı da ancak budur. Bazı oyuncular oyunun açılış sinematiğinde arka planda görülen ölü adamın aslında bu beton kurbanlardan birisi olduğunu iddia etseler de karakterler arasındaki bariz farklılıklar bu iddiaları çürütür. Sonuç ne olursa olsun beton cesetlerin oyundaki varlığı Sonny Forelli ve onun organize suç örgütünün ne kadar vahşi ve acımasız olabileceğini gösterir. Ve ana karakterimiz Tommy Vercetti ise bu vahşetin pençesinde olan kişidir. John Wayne Gacy, diğer adıyla Palyaço Pogo, 1942 yılı Chicago doğumlu psikopat bir katildir. Onu istismar eden bir ailenin çocuğudur ve çoğunluğu genç ergenler olan 33 kişinin ölümünden sorumludur. Palyaço olarak görev aldığı iş hayatında bağış temalı çocuk etkinliklerine de katılan bu manyak, 1994 yılında nihayet zehirli iğne yoluyla idam edilmiştir. Katil Palyaço konulu korku hikayeleri ve karakterlerine de esin kaynağı olur böylece. Katil Palyaço Pogo'nun bu oyunda görülebildiğinin düşünülmesindeki en somut öğe oyunun içinde var olan Pogo the Monkey adlı bir oyundur. Fakat oyuncular Vice City içindeki başka detayların da bu korkunç kişilikle bağlantılı olduğunu düşünürler. Dondurma fabrikasının sahibi olan Maud Hansen, çocukları mutlu etmeye çalışırmış gibi davranır. Ama aslında dondurma araçlarıyla yasal olmayan maddelerin dağıtımını yapmaktadır. Ayrıca yer yer bu araçların içinde ceset torbaları da bulunabilir. İçleri gayet dolu bir şekilde. Gerçek hayattaki katilin kurbanlarının cansız bedenlerini kendi evinin bodrum katında gizlediği gibi oyundaki dondurma fabrikasında da kullanılmayan gizli bir oda vardır. Oyuncular fabrikanın bu kısmını da katilin bodrum katına bağlarlar. Ama aradaki ilişki iddialardan öteye geçemez. Yine de böylesine korkunç bir kişiliğin oyunun içinde bulunduğunun düşünülmesi, Vice City'nin ne kadar dehşet verici bir oyun olabileceğini, daha neler neler saklayabileceğini gösterir. Ama artık bu da başka bir bölümün konusu. Sonraki videoda görüşmek üzere.